Tecrit'in elbette ki mevcut kanunlarla, uluslararası gerek yerel hukukla tanımlayabileceğimiz veyahut koyabilecek bir yer söz konusu değil. Tamamıyla keyfi iktidarların kendi siyasi bekalarını devam ettirmek için kendi kanunlarına bile aykırı bir şekilde uygulamış oldukları bir metot. İmralı adasında uygulanan tecrit yöntemi belki de dünyada benzeri görülmeyen bir yöntem ve koşullar itibariyle de değerlendirildiğinde dünyada görülmeyen bir yöntem söz konusu. Bir kere cezaevi kendi koşulları çerçevesinde ülke içerisinde adeta izole edilmiş bir ortamda dizayn edilmiş. Yine iç dizaynı da bu kapsamda kendi infaz kanunu, kendi anayasasına aykırı bir şekilde kişinin haberleşme özgürlüğünü, haber alma özgürlüğünü, özel ve aile hayatının korunmasına yönelik kanunda net bir şekilde tanımlanmış olan korunan değeri aykırı olarak tecrit devam ettirilmekte. Değerlendirilmesi gereken husus aslında burada kişiye özel uygulanan bu hukuksuzluğun doğru değerlendirilmesi ve doğru temellendirilmesidir. Biz toplumun hukukçuları olarak, toplumun hukukunu savunan avukatlar olarak elbette ki iktidarların çizmiş olduğu yasak ve günah sınırları çerçevesi içerisinde hukuk mücadelesini yürütmeyeceğiz. Bunu en baştan belirtiye getiriyoruz. Kendi kanunlarına, kendi hukukuna bile aykırı bir şekilde hareket eden bir mevcut iktidar ve yargı söz konusu. Gerekli hukuki bütün girişimlere rağmen bugüne kadar bu hukuki girişimlerde bir sonuç alınmış değil ve bu tecrit yine ağır bir şekilde devam ettiriliyor. Bu tecritin sadece İmralı Ada Hapishanesi'ne değil, peyderpey diğer bütün hapishanelere de yayıldığını, diğer bütün hapishanelerde de mevcut hukuksuzlukların devam edildiğini, ağır koşulların, yine haberleşme, iletişime yönelik sorunların olduğu, mahpusların ihtiyaçlarının giderilmediği, işkenceye maruz kaldığı, yani İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tecrit koşulları zamanla diğer hapishanelere de ve diğer mahpuslara da uygulanıp devam edilmekte. İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tecritin sadece Sayın Öcalan üzerinde uygulandığı değerlendirilmesine gidersek eksikliğe düşeriz. Belki de bunun geriye yönelik 100 yıllık bir süreci söz konusu. Kürt halkı, Kürt toplumu diliyle, kültürüyle, adeta varoluşuyla 100 yıldır Orta Doğu'da tecrit edilmiş durumda. Ana dilde eğitim hakkı tanınmayan, kültürel ve ulusal hakları tanınmayan, sesi duyulmayan, her gün hemen hemen ölümle yüzleşen, işkenceyle karşı karşıya kalan, hiçbir uluslararası ve yerel kanunda tanımlanmış, bireye ait hakları tanımlanmamış bir halk söz konusu. Ve maalesef bunca zulme rağmen sesi de ne dünya tarafından ne de bu zulme maruz bırakılan devletler tarafından duyulmamakta. Bu tecritin devamı niteliğinde olan da İmralı Ada Hapishanesi'ndeki tecrit uygulamasıdır. Bir halka uygulanan tecrit durumu da söz konusu. Bugün 21. yüzyılda Kürt toplumu, milyonlarca Kürt kendi kültürel haklarından, kendi kişisel haklarından mahrum bir şekilde yaşamlarını idame ettirmek zorundalar. Kapitalizmin bu kadar genişlediği bir ortamda hiçbir statüsü olmadan, kanunun hiçbir hakkı tanınmış olmadan kendi kimliğini ayakta tutmaya çalışmakta. Elbette ki bu tecriti biz bir bütünlükçü ve devam eden, süre gelen bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Bugün de bu tecrit İmralı Ada Hapishanesi'nde somutlaşmış bulunmakta. Avukatların kendi müvekkilleriyle görüş hakkı söz konusu olmadan mevcut disiplin cezaları,
oradaki idarenin keyfi uygulamasıyla kesilmiş olan tamamen görüşmelerin önünü kesmek amacıyla kendilerince uygulama haline getirdikleri usulü bir durum söz konusu. Burada müvekkilimizle görüşmeden, müvekkillerimizle görüşmeden herhangi bir dosyamızda dahi kesilmiş bir disiplin cezasına karşı avukatların kendi müvekkilleriyle, Sayın Öcalan ve orada diğer bulunan mahpuslarla herhangi bir görüşme sağlanmadan bir itiraz edebilme, sağlıklı bir itiraz edebilme durumu da söz konusu. Burada aynı zamanda savunma hakkının da engellendiği bir durum söz konusu. İçeriyle herhangi bir iletişim gerçekleşmeden kesilmiş olan disiplin ve uygulama haline getirilmiş, maddiyen devam ettirilen bir durum, kesilmiş olan disiplin cezalarına karşı sağlıklı bir itiraz durumu da söz konusu. Kesilen itiraz disiplin cezalarda matbu bir şekilde kesilmekte. Aynı zamanda itirazlar da müvekkillerle ve oradaki disiplin cezası kesilenlerle herhangi bir görüşme sağlanmadığı için matbu bir şekilde ilerlemekte. Yani tamamıyla durumun siyasi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dönemsel olarak disiplin cezalarına rağmen aniden görüşmelerin de olduğuna biz şahit olduk. Burada aslında yargının, siyasi iktidarın tamamıyla talepleri doğrultusunda bu iş ve işlemleri yürüttüğü apaçık ortadadır. Bir an önce demokratik siyasetin önünün açılması için barış umudunun, yine barış ortamının tekrardan inşası için tecridin kaldırılması ve İmralı Ada Hapishanesi ile görüşmelerin tekrardan başlatılması gerekmektedir. Biz bu duruma şahit olanlar olarak barış ortamının birey üzerinde, toplum üzerinde olumlu etkilerinin yine ilerleme yönünde neler katlettiğimizi şahit olmuş kişiler olarak barış ortamının tekrardan sağlanması için yine gerek Orta Doğu'da, gerek Türkiye'de ve gerek de Kürdistan'da mevcut sorunların bir an önce çözümü için güvenlikçi ve askeri politikaların herhangi bir çözüme, herhangi bir olumlu sonuca varmadığını, aksine birey ve toplum üzerinde yıkıma sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Demokratik siyasetin, demokrasinin, toplumsal huzurun sağlanması için tecrit, başta İmralı Ada Hapishanesi üzerindeki tecrit, genelde de tüm toplum üzerindeki tecritin kaldırılması gerekmektedir.